İşte geldim, buradayım, ben bu işte ustayım deyip canlı yayınımı başlatıyorum efendim. Muhtemelen bilenleriniz vardır artık benim kim olduğumu. Ben Deniz Damla, Kim Mila'dan ve şu anda filtrelerin gazabına uğramak üzereyim gibime geliyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Umarım sizin için de çok keyifli bir gün geçmiştir. Şimdi, bir dakika, ne oldu? Şunu bir düzeltmeye çalışıyorum. Bu sırada da şöyle daha iyi mi oldu acaba? Şimdi bugün neden bahsedeceğim? Bugün birazcık iletişim konusunu ele alacağım. Serap Hanım merhabalar. İletişim nedir? Ne işe yarar? İletişimin spiritüel boyutu var mıdır? Kişisel gelişime göre iletişim nedir, ne değildir? Birazcık sizlerle bunu konuşalım istiyorum. Ve sonrasında iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları ele alacağız hep birlikte. Eğer sizin de hoşunuza giderse. Şimdi birazcık daha birkaç kişinin daha gelmesini beklerken isterseniz ben bu aralar Kim Mila'da ne gibi çalışmalar var birazcık ondan bahsedeyim size. Selim Bey merhabalar. Herkese merhaba tekrar. Yoga çalışmamız var. Yarın sevgili Dileğin her çarşamba saat 1.30'da yaptığı esnek ve sağlam omurga ile ilgili yaptığı haftalık yogamız var. Yoga dersimiz var. Cuma günü sabah 10'da Kundalini yogamız var. Perşembe günü saat 12'de Umur'la beraber bedensel empati konulu böyle müzikler dinleyip kendimize terapiler yaptığımız, en derinliklerine indiğimiz, bedenimizdeki mesajları fark ettiğimiz dersimiz var. Bunlar her hafta düzenli olarak gerçekleşen derslerimizin bir kısmı. Bu pazar 10 Kasım'da saat 9.05 geçe saygı duruşundan sonra saat 11'de de Kim Mila'da buluşacağız. Ve benim meşhur evrensel karmik dizimimi gerçekleştireceğiz. Belki biliyorsunuzdur. Evrensel karmik dizimi şu ana kadar bildiğim kadarıyla dünyada gerçekleştiren tek kişi benim. O yüzden kendi şahsına münhasır bu dizim çeşidini deneyimlemek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim iletişim konusuna. İletişim nedir? Aslında iletişim her anımızda yaptığımız şeydir. Nefes alıp vermemiz bile aslında bizim iletişimde olduğumuz anlamına geliyor. Çünkü alma verme eylemini gerçekleştirdiğimiz her an bizim hayatta olduğumuzun göstergesi. Ve alma verme eylemi eşittir iletişim. Neden? Çünkü biz o zaman kendimizin ötesinde diğer varlıklarla, diğer enerjilerle, diğer objelerle bir değiş tokuş halinde oluyoruz. Dolayısıyla illa iletişimi işte WhatsApp'tan mesajlaşmak, Instagram'dan canlı yayına çıkmak gibi düşünmemek gerekiyor. Bir bakış, gönderdiğimiz sadece zihnimizle gönderdiğimiz bir düşünce, bir enerji bile aldığımız nefesin şekli dahi aslında bizim dünyayla, kendimizle, evrenle iletişime geçiş halimiz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında biz kendimizi sineye çeksek bile, o Osho kamplarındaki sessizlik inzivasına katılsak bile sürekli olarak her şeyle, herkesle iletişim halindeyiz. Ama ve lakin biz ilk boyuttan bakıldığında, şöyle bir dışarıdan baktığımızda herkesle ve her şeyle iletişimde olduğumuzu düşünsek de aslında iletişimde olduğumuz tek şey yine kendimiziz. Şimdi tabii burada daha da derine inebiliriz. Biraz Enel Hak'tan da bahsedebiliriz. Yani bir ben var ki benim içimde benden öte, benden ziyadeye de geçebiliriz ama genel olarak ben bugün kendimizle iletişim üzerinden gitmek istiyorum. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığımızda biz kendimizle ne kadar iletişim halindeyiz, bilinçli iletişimimizi ne kadar kurabiliyoruz ve bu iletişimi kurarken kendimize nasıl davranıyoruz, nasıl yaklaşıyoruz, kendimizle iletişimdeyken en çok kullandığımız kelimeler neler? Birazcık buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela en basitinden eğer dikkat ederseniz ben genellikle canlı yayınlarıma şöyle başlıyorum. Evet diye ve aslında bunun en derinine baktığımızda benim bazen haddinden fazla evet dediğim anlamına geliyor. Yani haddimden fazla verici olduğum anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla aslında kendimizle ve başkalarıyla olan iletişimde en çok kullandığımız kelimeler,
En çok kullandığımız tavırlar bize dair, kendimize dair, kendi inançlarımıza dair bir takım ipuçları sunuyor. Şimdi şöyle bir düşünelim mesela, ben birazcık bekleyeyim sizi. En çok kullandığınız kelimeler neler? Ya da güne başlarken, biriyle selamlaşırken nasıl bir tavırda oluyorsunuz? Bunu şöyle bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Kendi sesinizi ve insanlarla selamlaşırken vurgularınızı duymaya çalışın. İşte bu vurgular, bu sesler, seçtiğiniz bu kelimeler aslında sizin size dair bir takım sizin size dair bir takım bilgiler edinmenizi sağlıyor. Süheyla Hanım rakipteyim yazmış. Tam diyecektim Süheyla Hanım beni kiminle aldatıyorsunuz diye ama yanlış yazmışım takipteyim demiş. Son anda. Her şakanın altında bir doğru payı vardır Süheyla Hanım. Anlatın ki hangi rakibimi dinliyorsunuz? Şaka bir yana. Şimdi bu iletişimden yola çıkarak bunu birazcık daha genişletelim. Önce ne yaptık? Güne nasıl başlıyoruz? Kiminle nasıl selamlaşıyoruz? Buradaki hal ve tavırlar aslında bizim kendimize ve kendi hayatımıza edindiğimiz, takındığımız hal ve tavırların ipuçlarıydı. Bunları bir kenara yazdıysak, not ettiysek şimdi yolculuğa devam edelim iletişime dair. İyi bir dinleyici misiniz? Yoksa iyi bir konuşmacı mısınız? Çok mu konuşuyorsunuz? Çok mu uzun konuşuyorsunuz? Çok mu detayları anlatıyorsunuz? Detayların içinde boğuluyor musunuz? Ya da çok mu dinliyorsunuz? İşte bu da aslında alma ve verme dengesine dair bir şeyler anlatıyor. Eğer insanlar sürekli olarak gelip size şöyle diyorsa, ya gerçekten senin yanında kendimi çok rahat hissediyorum ve her şeyi gönül rahatlığıyla uzun uzun, uzun uzun anlatıyorum, bütün dertlerimi seninle paylaşıyorum diyorsa ve siz o kişileri saatlerce, günlerce, aylarca, senelerce ve hatta asırlarca dinliyorsanız Aşırı Vericiler Kulübü'ne hoş geldiniz diyorum. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da eğer siz insanlara saatlerce, saatlerce, saatlerce bir şeyler anlatıyorsanız ve insanların size bir şeyler anlatmasını kimi zaman engelliyorsanız farkınıza varmadan, burada da birazcık alıcı olma konusunda dengeye gelmeniz gerekiyor olabilir. Buna da dikkat etmenizi öneririm. İnanın gözüm görmedi, siz bileceksiniz. Yok biliyorum Süheyla Hanım, sadece şaka yapmak istedim, o kadar. Serap Hanım demiş ki çok detaycıyım. Şimdi detaylarda da şöyle bir şey var aslında. Tabii ki bazı detaylar çok önemli. Size yapılan bir iyiliği unutmamak, minicik de olsa bunu teşekkür etmek, selamlaşmak, anıları hatırlamak gibi detaylar elbette şüphesiz ki çok etkili ve önemli. Ama onun dışında eğer çok fazla detaylara takılıyorsak ve bu detaylarda olmazsa olmaz dediğimiz kurallarımız varsa ve bunlar çiğnendiği zaman biz büyük pencereyi, büyük resmi görmeyip bunlara hayıflanıyorsak, bunları kendimize dert ediyorsak, o zaman burada gereksiz bir mükemmelliyetçiliğe doğru bir gidiş söz konusu oluyor ve aslında mükemmelliyetçi olmaya çalışırken de anı kaçırıyoruz. O anda kalma hikayesini kaçırmış oluyoruz ne yazık ki. Bu yüzden bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ebru Hanım hoş geldiniz. Şimdi dolayısıyla anne ve baba ile olan iletişimimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Anne ile ve baba ile olan iletişimimizde hangi kelimeleri kullandığımız, nasıl tabirlerde bulunduğumuzda bizim hayata dair, yani öz yaşamımıza dair, yaşam enerjisine dair olan iletişimimizi gösteriyor. Gülşah Hanım demiş ki bir olayı anlatırken en başından başlıyorum anlatmaya, sebebi ne olabilir? Şimdi burada şu olabilir. Bir olayı anlatırken ta en gerilere gitmek, bu olaya bazen haddinden fazla değer verdiğimiz, önem verdiğimiz anlamına gelebilir. Bu da anda kalmak yerine birazcık geçmişe takılı olduğumuzu, geçmişten günümüzde bir takım
inançlarımızı, bir takım yüklerimizi taşıdığımızı gösterebilir. O yüzden Gülşah Hanımcığım birazcık böyle geçmişle aranıza mesafe koyun. Daha çok enerjinizi ana getirmeye çalışın diye öneririm size. Şimdi dedik ki anne ve baba ile olan iletişimimizde bizim öz yaşamımıza, hayatımıza, hayat enerjimize dair ipuçları taşıyor dedik. Mesela işte anne ve babayla konuşurken tartışmak aslında bizim hayatı bir savaş olarak algıladığımızı ve orada bir nasıl diyeyim survivor modu diyeceğim, survivor modu demeyeceğim, ayakta kalma, hayatta kalmaya kalmak için mücadele etmemiz gerektiğini inancımıza dair bir takım ipuçları taşıyor olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onlarla işte inatlaşmak, benim dediğim doğru, hayır beni anlamıyorsun, sen beni anlıyorsun gibi noktalara gelmek. Çünkü artık aile diziminin hayli bilindiği, Seninle Başlamadı kitabının birçoğumuz tarafından okunduğu bir dönemde hepimiz biliyoruz ki aslında %50'miz annemiz, %50'miz babamız. Dolayısıyla onları olduğu gibi kabul etmemiz, atalarımız olduğu için saygı duyup yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu onların birebir dediklerini uygulamamız gerektiği anlamına gelmiyor ama onlarla mümkün olduğu kadar az tartışmaya girmemiz, ama onların dediğini yapacağım diye de kendimizden ödün vermememiz anlamına geliyor. Dikkat çekme isteği olabilir mi bilinçaltında? Olayları anlatırken en baştan başlamak mı? Hangisi için yazdın Selim, anlamadım. Sonra her zaman bana şifa aldınız, teşekkürlerimi, sevgimi gönderirim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki bizimlesiniz. DNA iradeye etkisi nedir? Anlamadım. Çaprazcam, DNA iradeye etkisi nedir sorusunu eğer açabilirseniz elimden geldiğince yardımcı olacağım. Selim demiş ki bir olayı anlatırken en başından başlıyorum anlatmaya, dikkat çekme isteği olabilir mi? Yok. Dediğim gibi o daha çok geçmişe bağlı kalma, geçmişe tutuklu kalma ile ilgili bir şey. Soruları yanıtladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Siz soruları yazmaya devam edebilirsiniz bu arada aşağıya. Şimdi anne ile baba ile iletişim halini geçtik. Geldik hepimizin en önem verdiği konulardan birine. Biliyorsunuz Pozitif Dergisi'nde röportaj yapıyorum. Ve genellikle özellikle yurt dışından röportaj yaptığım kişiler olursa onlara şu soruyu soruyorum. Genel olarak Türkiye'de kişisel gelişim ve spiritüalite anlamında bir şeyler okuyan, çalışan, uğraşan kişilere baktığımızda iki tane en önemli konu olduğunu görüyoruz. Bir tanesi ikili ilişkiler, aşk, diğeri para. Ama inanın bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değilmiş. Genel olarak dünyadaki herkesin kalbinin attığı iki konu buymuş, aşk ve para. Dolayısıyla içimiz rahat olarak yine ruh eşi, ikiz alev, hayatımın aşkını bulabilecek miyim gibi konuları didikleyebiliriz. Bu anlamda çalışmalar yapabiliriz. Şimdi dolayısıyla o zaman bizim ikili ilişkilerdeki iletişim halimiz nedir? Bu iletişim bize neleri yansıtır, neleri gösterir konusunda da ipuçlarını vermeye başlayabiliriz eğer hazırsanız. Şimdi ikili ilişkilere baktığımızda burada bizim ne şekilde konuştuğumuzdan çok aslında en önemli noktalardan biri ne şekilde tepki verdiğimiz. Hangi olaylara nasıl tepki verdiğimiz bize kendimize dair ve o ilişkideki yerimize dair bir takım noktalar gösteriyor. Mesela eğer işte bir kavga sırasında işte ben sana bunu da yaptım, şunu da yaptım, bir türlü yaranamadım diyorsak bu aslında bizim kendimize verdiğimiz değerle ilgili konuları birazcık gözden geçirmemiz gerektiğini, kendimizin olduğumuz gibi tam, bütün ve mükemmel olduğunu hatırlamamız gerektiğini ve bir ilişkide bir ilişkiyi yaşatabilmek ve devam ettirebilmek için aslında bizim artı, yani ekstra olarak fazladan bir şey yapmamamız gerektiğini, tekrar hatırlamamız gerektiğini gösteriyor. Eğer bu ilişkiyle ilgili var olduğumuz noktada şöyle bir noktaya geliyorsak,
İşte ben nefes alamıyorum. Bu ilişki beni çok boğuyor. Niye böyle? Sen bana hiç zaman, sen bana hiç mekan tanımıyorsun gibi konuşmalar eğer geçiyorsa, bu noktada işte kişinin şunu sorgulaması gerekiyor. Ben kendime ne kadar zaman ayırıyorum? Ben bu ilişkiden bağımsız olarak hayatta var olmaya devam ediyor muyum? Gibi sorularla birazcık kendimizi sınamamız gerekiyor. Bir soru gelmiş Serap Hanım'dan. Kendi içimde kendimle daha çok konuşuyorum. Sizce bu neden öğrenebilir miyim zahmet olmazsa? Zahmet ne demek? Estağfurullah. Kendi içimde kendimle daha çok konuşuyorum demek aslında birazcık boğaz çakramızda sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Çünkü ya ben bunu işte anlatırsam onu üzerim. İşte ben bunu anlatırsam o kızabilir. Ben bunu anlatırsam o yanlış anlayabilir. Ya da ya ben anlatsam ne olacak, anlatmasam ne olacak dediğimiz her an aslında biz bütün o içimizden geçen kelimeleri, düşünceleri, fikirleri buraya tıkıyoruz. Ve buraya tıkadığımız için de zamanla burada bedensel bir takım etkiler bile görebiliyoruz. Dolayısıyla bu kendi kendime konuşma halim, evet, bazen tabii ki kendimizle kaldığımızda yapmamız gereken bir şey ama dünyayla olan interaksiyonumuzu da bozmamak adına, interaktif bir yaşam yaşayabilmek adına otomatikman konuşmamız ve kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün, siz çok aç olabilirsiniz, bir restorana gidebilirsiniz ama garson deyip onu çağırmadan ya da menü istemeden karnınızı doyuramazsınız, restoranda olsanız bile. Hayatta böyle sonsuz ve sınırsız olasılıkların içindeyiz. Ama hey garson ben şunu istiyorum diye kendimizi ifade etmediğimiz sürece garson bize gelmiyor. Tabii geldikten sonra başka blokajlarımız da var. O konuya da sonra girerim ama genel olarak durum bu. Evet, şimdi ben yakalandım. Ya bak kim yakaladı beni göstereceğim şimdi. Sen uyumadın mı? Görmek ister misiniz? Gel. Gel bak gel. Evet, yakalandım. Şöyle küçük kızım Arya tarafından. Kendisi bu cumartesi 4 yaşına girdi. Gece gördüğünüz gibi pijamasıyla uyanmış ve yakalandık. El salla. Öpücük yap. Şimdi sen bu pembe koltukta beni otur bekle. Ben konuşmam bitsin seni yatırayım tekrar olur mu? Hadi geç bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi o birazcık bekleyi dursun. Uykusu gelsin iyice. Ben bu arada konuşmamı devam ettireyim. En son ne demiştik? İkili ilişkilerde ki bir takım opsiyonlardan bahsetmiştim. Doğru hatırlıyorsam. Ondan sonra kendi kendimize konuşmanın evet kendimizi fark etmek için doğru bir yöntem olduğunu ama sürekli eğer bunu yapıyorsak ve başkalarına söyleyemediğimiz şeyleri kendi içimizde tutuyorsak da boğaz çakramızın tıkandığını söylemiştim. Herkese çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Dolayısıyla bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi anne babayı geçtik, ikili ilişkileri geçtik, kendimizle konuşmaya geçtik, konuşma şeklimizi geçtik. Bunun dışında iletişim anlamında yani alma vermenin aslında sözsel, fikirsel ya da telepatik ya da ahsal hani ahımız da tutabiliyor çünkü bazen yöntemiyle nasıl olduğunu bahsettik. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii ki. Biz her şeyin ötesinde evrenle de sürekli olarak bir iletişim halindeyiz. Dolayısıyla evrenle olan iletişimimizi de fark etmemiz gerekiyor. Yani işte bütün kötülükler de beni bulur, bütün bahtsızlıklar, şanssızlıklar beni bulur diye konuşursak aslında evrenin bunu gizliden gizliye dinlediğini ve hay hay tamam olur dediğini de hatırlıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim agresif hallerimiz, bizim içine kapanık hallerimiz, hayal kırıklığına uğramış ya da bezmiş hallerimiz aslında evren tarafından kaydediliyor ve belli bir noktada da otomatikman bunun bir yüzdesi alınıyor ve deniyor ki bu hayattaki kişinin kendini ifade etme yüzdesine göre bu kadın hayal kırıklıklarını çok seviyor. O zaman ben ona hayal kırıklıklarını devam ettireyim ve göndereyim. Ama biz işte ne kadar neşeli olursak, ne kadar gülersek,
Ya da ay canım çay istemişti işte çay var yaşasın diye şükürde olursak otomatikman şöyle oluyor. Yüzdesel olarak bu kadın çok olumlu bir kadın. O zaman ona olumlu şeyler göndermeye devam edeyim. Yani nasıl Instagram'da bir algoritma var ki ben hala çözebilmiş değilim. Buna benzer bir algoritma aslında evrende de var. Ve evren bizi dinliyor. Yani şöyle düşün. Günümüzde teknoloji o kadar ilerledi ki biliyorsunuz Apple, Facebook falan bizi dinliyor. Ben mesela bebek bezi diyeyim ki dedim şimdi. Muhtemelen Facebook'u açtığımda yandaki reklamlarda bebek bezi reklamı benim karşıma çıkacak. Dolayısıyla yapay zekalar bile bu kadar gelişmişken ve bizimle interaksiyon halindeyken koskoca evrenin, Merkür retrolarının olduğu, dolunayların, yeni ayların olduğu, bu enerjilerin var olduğu evrenin bizi dinlemediğini düşünmek aslında çok da mantıklı değil. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda toparlamak zorundayım arkadaki arkadaştan dolayı. Bu açıdan baktığımızda iletişimsel olarak evrenle her an iletişimde olduğumuzu hatırlamamız çok önemli. Bu 1984 filmi kitabı vardır ve orada işte bir Big Brother, büyük abi vardır ve sürekli her şeyi dinler. İşte evrende bu şekilde. Yeter ki bunu fark edip bunu lehimize çevirelim. Yani kendimizle olduğumuz her anda bile aklımızdan geçenlere dikkat edip şu soruyu soralım. Benim kıblem neresi? Benim kıblem mutluluk ve sevgi mi? Yaradan ve mucizeler mi? Yoksa benim kıblem mutsuzluk, kırgınlık, öfke ve korku mu? Karanlık mı? İşte bu kıbleler arasındaki seçimler bize hayatın sürpriz yumurtalarından hangi oyuncakları çekeceğimizi de gösteriyor aslında. Abimin yüzünden kartımı bloke geldi arka arkaya. 2 kere trafik cezası yedim. Bir süredir giriş yok çıkış var. Moralim çok bozuluyor. Ne yapmam gerek? Kıtlık bilincine mi girdim nedir? İşsiz de kaldım. Şimdi Gülşah Hanım, bugünün konusu doğrudan bolluk, bereket ve para değil. Onu bir sonraki canlı yayında yapacağım. Yani inşallah haftaya salı akşam yapacağım. Cezalar benim yüzümden olmadı. İşsiz kalmam, saçma sapan bir sebepten borç abim yüzünden geldi. Yani ben bunların neresindeyim? Neden bana mal oluyor? Şunların mesela düşünebilirsiniz. Şimdiye kadar kimlerin cezalarını, kimlerin sorumluluklarını yüklendiniz, kimlerin yükümlülüklerini gereksiz yere aldınız? Birincisi bu. İkincisi, gerçekten yaşam amacınızı ifşa ettiğiniz bir işiniz mi vardı ama yoksa işinizi oflayarak, puflayarak, sıkılarak mı gidiyordunuz? Bunun dışında parayla ilişkileriniz nasıl? Elinize bir kağıt kalem alın. Herkes yapabilir bunu. Ve para denince aklınıza gelen ilk 10 şeyi yazın. Ve bu sizin paraya olan bakış açınızı gösterir. Her şeyle iletişimimiz var, parayla da iletişimimiz var. Dolayısıyla parayla olan iletişimimizde nasıl kelimeler kullanıyoruz, nasıl enerjiler kullanıyoruz, bunlar da bizim için önemli. Tüm bu 3 noktayı da gözden geçirdiğinizde muhtemelen o sorunuzda bir cevap bulabilirsiniz. Bulamazsanız da haftaya salı akşam 10.30'da ben burada olacağım ve konumuz bolluk, bereket, para olacak. Evet, şimdilik benden bu kadar. Arkada küçük hanımın yatağa gitmesi gerekiyor çünkü. Umarım yaptığımız canlı yayın hoşunuza gitmiştir. Sorularınıza cevap olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa her zamanki gibi bana doğrudan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Yayını da inşallah yakın vakitte YouTube'da bulabilirsiniz. Şimdilik 24 saat boyunca StoryDek olacak. Görüşmek üzere, her zamanki gibi ışık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.